Evet, evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Derslere devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Terazi burcunda. Şimdi arkadaşlar, terazi burcu birinci evin tam karşısı. Yani her zaman ne yapıyoruz? Biz koç burcunu birinci evmiş gibi değerlendiriyoruz. Birinci ev neydi arkadaşlar? Bizim benliğimizdi, kendimizdi, içine doğduğumuz ortamdı. Peki terazide ne oluyor? Terazi tabii Koç burcunun tam karşısı olduğu için burada ne var? Bir 180 derecelik açı var. Şimdi 180 derecelik açı şudur arkadaşlar. İki gezegen arasında şayet 180 derecelik açı varsa bu bir terazi açısıdır. Terazi açısı kişinin benliğiyle kişinin tam karşısındaki başka birisi arasındaki ilişkidir. Yani bir ben vardır, bir sen vardır. Ben artı sen eşittir bizdir arkadaşlar. Burası biz olma yeridir. Teraziler bu anlamda denge burcudur. Denge kurmaya çalışır. Komünikasyon burcudur. Hava burcudur. Hava burcu olduğu için de hava burçlarını biliyorsunuz. Sosyal ilişkilere açık ve entelektüel olmaya çalışan burçlardır. Tabii sosyal zekaları daha yüksektir. Zekanın kompartmanları vardır. Mesela su burçları duygusal zekaları daha yüksek burçlarken hava burçları daha böyle sosyal yaşamın bir takım gerekliliklerini daha iyi bilen ve yerine getiren burçlardır. Burada demek ki neymiş arkadaşlar? Şayet haritanızda mesela Dolunay pozisyonunu düşünelim. Güneşle Ay arasında 180 derecelik bir karşıtlık vardır. Bu nedir arkadaşlar? Terazi açısıdır. Yani Güneş bir burçtadır. Ay direkt karşısındadır. Güneş egodur. Ay duygulardır. Ne yapmanız gerekir? Egolarla duygular arasında bir karşıtlık, bir çatışma yaşanır. Egonuzla duygularınızı birleştirmeniz icap eder. Bu anlamda terazinin olduğu yer yani karşıtlık olan ev gelişimimiz için nedir? Gereklidir. Kendinizden vazgeçip başka birini de bir ilişkinin içine sokmaktır. Terazilerin tabii yöneticisi Venüs. Venüs tabii mitolojik olarak bakıldığında güzellik tanrıçası Afrodit, aşkla alakalı gezegen. Fakat arkadaşlar bir gezegenin hangi anlama geldiğiyle evi arasında bir fark vardır. Yedinci ev astrolojide evlilik, ortaklıklar, partner yeridir. Ancak aşk evi beşinci evdir. Yani aslanın olduğu yerdir. Aşkta bir parça ne vardır aslında? Bir ego vardır. Aşk aslında bir çeşit ego onayıdır, noterdir, ego noteridir. Yani gidersiniz siz başka birisi üzerinden kendi egonuzu ne yaparsınız? Onayı alırsınız. Birisi sizi beğenir, bedeninizi beğenir, düşüncelerinizi, ruhunuzu beğenir ve size ne yapar? Bir onay verir. Aşığım, sizin için ölüyorum der. Zaten aşkın tabiatı çok açık ki ateş. Yani içinize bir ateş düşer. Sevgi daha tabii uzun vadede, aşkın belki de değişime uğraması. Tabii herkes bu aşkla nasıl söyleyeyim? Evlilik arasında denge kuramaz. Yani beşinci evde siz aşık olabilirsiniz. Fakat yedinci evde bir kontrat vardır, bir imza vardır, birileri vardır. Size şahitlik yapar. O yüzden evlilikle aşkı birbirine karıştırmayalım. Aşk evliliği tabiri tabii çok geçen bir tabir. Türkçede de var. Beşinci evle yedinci evi o zaman ne yapmanız gerekiyor aşk evliliği ise? Kavuşturmanız lazım. Ve 5. evle tabii 7. ev arasında ne var? Sextile yani 60 derecelik açı var. Bir tanesi ateş yani aslanın olduğu ev, terazinin olduğu ev hava. Bu hava ile ateş arasında 60 derecelik açı var. 60 derecelik açı aslında nedir? Uyumlu bir açıdır ve farkındaysanız açılan 60'lık. Yani açılan 60'lığa biz ne diyorduk? Koçtan ikizlere ilişkiyi ne yapmanız gerekiyor? Dilsel olarak bir konuşmaya, bir irtibata getirmeniz gerekiyor. Çünkü aşk 5. ev biraz daha fazla şehvetin, yoğun duyguların olduğu yer. Teraziye kayarsa açılan ne olur? 60'lık olur. O zaman konuşabilmeniz gerekir. İşte ilişkilerin zaten konuşulamaması, tam olarak içimizdekileri karşı tarafı ifade edememek ne yapıyor? 7. evi biraz tabii zarara uğratabiliyor.
Hukukun sembolü dedik. Bilirsiniz hukukçuların terazidir sembolü, adaletin sembolü. Bir kefeye koyarsınız bir duyguyu, bir kefeye de koyarsınız belki aklınızı. Bunların arasında bir ne yapmak lazım? Denge kurmak lazım. Teraziler bazen karar verme aşamasında ne yapabiliyorlar? Zorlanabiliyorlar. Burası itidal yeri arkadaşlar. Nerede okumuştum bilmiyorum ama adamın biri şey diyordu. İnsan hayata gelirken affedersiniz sidik deliyle dışkı deliği arasından gelir. Sidik deliyle dışkı deliği arasından gelir. O yüzden itidal sahibi olmalıdır. Yani aradan bir yerden, tabii ki şimdikiler biraz böyle göbekten, üçüncü çakradan, taç çakradan geliyorlar. Oradaki denge çok ilginçtir. Halbuki değil mi? Yani sidik deliği affedersiniz vajinanın altında olabilirdi. Bazı hastalıklar olmayabilirdi ama öyle olması gerekiyor. Evrenin de kendine göre ne var? Yasaları var. Size şunu salık veriyorum. Bakacaksınız. Evrendeki her şey astrolojinin konusudur. Ve evrendeki her şeyi çok iyi gözlemlediğinizde, tabii gözlemlemek yetmiyor. Zihinsel olarak bir bilgiye sahip olmak, yani bir formata sahip olmak gerekiyor. İnsanın beyni hardware gibidir. Fakat her bilgisayarın hardware'ı da vardır. Bir de üzerine yazılım vardır. Burada yazılım nedir? Kozmik yazılım diyorum ben buna. Elimden geldiğince her türlü bilgiyi ne yapmaya çalışıyorum? Paylaşmaya çalışıyorum. Yani benim derslerime, yani efendim işte bu bağlantı anları tabii ben ne yapmak zorundayım derslerimde? Anlatmak zorundayım. Burada tabii Venüs için şöyle, yani boğadaki Venüs biraz daha emniyetle alakalı. Yani açılan 30'luk. Açılan 30'lukta maddi olarak, yani insanın kendini fiziksel şartları gereği ne yapması lazım? Güvene alması lazım. Çünkü Koç'ta doğuluyor birinci evde. Boğada da kendinizi bir fiziksel koşulların içerisinde sağlama almanız lazım. İşte yedinci evde terazi evinde kendimizi ne yapıyoruz? Bir kontratla, bir imza atarak şeyin içine alıyoruz. Yani bir güvene alıyoruz. Bu anlamda biraz tabii evliliğin binlerce yıldır gelen toplumlarda bir nesi var arkadaşlar? Bir tradition, bir gelenek var. Bu anlamda biraz samimiyetten uzak görebilir bazı insanlar. Burada bir de Venüs'ün şöyle bir şeysi var arkadaşlar. Venüs Başak Burcu'nu hiç sevmez. Yani normalde Balık Burcu'nda exaltedir, Başak Burcu'nda düşer, kafayı gözü yarar. Akrep Burcu'nu da sevmez çünkü boğanın karşısıdır. Heyhat, terazinin bir önceki burcu Başak, bir sonraki burcu Akrep. Venüs de genelde ne yapıyor? Güneşle beraber geziyorlar gökyüzünde. Güneş terazide olduğunda tabii terazi burçlarında Venüs'ün Başak'a ya da Akrep'e düşme ihtimali çok fazlasıyla yükseliyor. Bu anlamda tabii teraziler evlilik ve ilişkiler konusunda talihsiz olma noktasında diğer burçlardan bir adım daha ileride. Çünkü niye? Venüs'ün Akrep'e ya da Başak'a düşüp zayıflama ihtimali olduğu için. Güneş de terazide olunca Güneş'in dispozitörü Venüs oluyor. Dispozitör sizi Başak'a ya da Akrep'e çekiyorsa bu anlamda tabii ilişkiler ve evlilik konusunda talihsiz bir teraziye dönüşüyorsunuz. Açılan 180'lık dedik biz açıya. Bu tabii 180'lık açılar korkutmasın sizi arkadaşlar. Neden? Çünkü şöyle düşünmeniz lazım. Koç bir ateş burcu, terazi hava burcu. Ya da boğa bir toprak burcu, akrep bir su burcu. Karşıtlıklarda birbirlerini besleyen elementler vardır. Yani astrolojide ateş, toprak, hava, su unsurları vardır. Ateşle hava ne yapar? Birbirini besler. Toprakla da su tabiatta birbirini besler. Bu anlamda karşıtlıklarda aslında bir gezegen başka bir gezegenle karşıtlık yaptığında birbirini beslemeye nedir? Eğilim taşır. Burada yapılması gereken şey bu ikisi arasında bir terazi dengesi kurmak. Yani Güneş'le Ay'ınız haritada karşıtsa ya da Mars'la Venüs'ünüz haritada karşıtsa bu iki gezegeni tabiri caizse evlendirmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapabilirseniz tabii bir kavuşum açısına göre her zaman için daha zordur. Çünkü kavuşum açısı Koç'tur. Kesindir, nettir. İki gezegen el ele tutuşmuş gidiyorlardır. Ancak karşılıklı olduklarında bunların ikisini ortada bir yerde ne yapmak? Buluşturmak, evlendirmek, ilişkiye sokmak icap eder. Evet, sustum.
Sustum arkadaşlar, şey yapıyor bazen, tuhaftır. Bu koronanın etkisi olduğuna ben eminim. Zaten beyin sisi yazın, şey yapın oradan, araştırın Google'da. Tabii 3-5 sene sonra yaşadığımızın, yani aşı olalım olmayalım, havadan alıyoruz, damardan veriyorlar filan derken, zihin bazen böyle şey yapıyor, sisleniyor, gidiyor. Zaten Neptün'de biliyorsunuz balık burcunda, 2011'den beri herkesin kafası sisli. Analiz yaparken hayal alemi çok fazlasıyla ne yapıyor? İşin içine giriyor. Aynen bir uykulu hal yaşıyormuşuz gibi. Tabii insanın uyanıkken uyuması tabii problemli bir şey. Onu söyleyeyim. Merkür de geri gitmeye başladı bugün itibariyle. Venüs de geri gidiyor biliyorsunuz. Özellikle ilişkiler noktasında. Çünkü Venüs biliyorsunuz boğa ve terazi yöneticileri. Venüs geri gidiyor demek en çok boğa ve terazi takım yıldızını ve boğanın ve terazinin anlamlarını etkiliyor. İşte finans piyasalarını boğa üzerinden karıştırabiliyor. Yanlış evlilik ya da boşanma ya da ilişkilerde bir takım sorunlar yaşama ihtimalini ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Ha, bazıları arkadaşlar yeri gelmişken yazıyor videoların altına. Hocam boş ev ne olur? Arkadaşlar boş ev aslında bazı açılardan daha kolaydır. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Boş ev diye bir şey yok. Ayrıca kıstırılmış burç diye bir şey de yok. Çünkü kıstırılmış burç olsaydı o zaman Vedik astrolojisi yalan olurdu. Her bir ev arkadaşlar ne yapar? Her bir burç bir evi yönetir. Yani kıstırılmış burçta o zaman Koç kıstırılmışsa haritada hiçbir evi Mars yönetmeyecek demektir. Öyle saçmalık olmaz. Placidus, Koç, Kampanus gibi sistemler hata verebilirler Batı sisteminde. Aquil, eşit sistemi kullanmanızı ne yapıyorum? Tavsiye ediyorum. Boş ev meselesi de şudur. Bir evde gezegen yoksa arkadaşlar şöyle düşünün. Boş bir ev gibi düşünün. Bir evde gezegen varsa içinde kiracısı varmış ya da ev sahibi içinde oturuyormuş gibi olur. Tabii ki kontrolümüzün biraz daha dışına çıkar aslında. Çünkü bir evde bir gezegen varsa o gezegen der ki mesela 7. ev evlilik evidir. Orada diyelim ki Satürn varsa size daha böyle yaşlı bir partner getirebilir. Ya da Venüs varsa size güzel bir partner getirebilir. Jüpiter varsa daha bilge ya da daha zengin birini getirebilir. Ya da direkt o burcun insanını getirebilir. Yani Uranüs mesela 7. evinizdedir. Hayatınıza ne yapabilir? Bir kova burcu insanı giriş yapabilir. Uranüs kova yöneticisi olduğu için. O yüzden de buradaki asıl mesele şudur. Boş bir evin yöneticisi mutlaka bir burç vardır. O gezegenin gidip yerleştiği ev ve o gezegenin diğer gezegenlerle yapmış olduğu açılar kişinin hayatında etkili olabilir. Yani 7. evinizi Mars yönetiyorsa bir askerle de evlenebilirsiniz, bir koç burcuyla da evlenebilirsiniz. O yüzden de boş ev diye bir ev aslında olsa bile biz o evin anlamlarını yine yaşarız. Hatta dediğim gibi kontrolü daha kolaydır. Çünkü bir eve gidip zararlı gezegenler yerleşecek. Yani o evin boş kalması bence daha iyidir diyorum. Terazi bir kama. Yani Vedik astrolojide kama arzu burçları demek. 3, 7 ve 11 yani ikizler, terazi ve kova. Kama arzu evleridir. Burada tabii bir de köşe ev olması hasebiyle terazi bir köşe evdir, öncüdür. Sanatta, edebiyatta, tarihte epey öncü ne vardır? Terazi burçları vardır. Venüs'ü güçlendirmek için de tabii her zaman aşkla ilişkilerle güçlendiremeyiz arkadaşlar. Ne yaparsınız? Yani tabii ki Venüs operasyonla da yani gidersiniz estetik cerrahiye. Vajinoplasti operasyonu geçirirsiniz. Tabii vajinoplasti operasyonundan sonra farklılaşır. Bu fiziksel anlamda bir değişimdir. Ya da bir dans kursuna gidersiniz ya da sanatla ilgilenirsiniz. Ne yaparsınız? Burada Venüs'ü ne yapmış olursunuz? Daha ön plana çıkartmış, güçlendirmiş olursunuz diyorum. 7. evdeki gezegenlerin tabii partnerler hakkındaki yani orada tabii hiç gezegen olmaması ya hocam biz evlenemeyeceğiz falan değil.
Ama Türkiye haritasında bakıldığında mesela terazide Mars var. Genelde terazi takım yıldızında Mars olduğunda tabii Mars koçun yöneticisi. Mars teraziye yerleştiğinde tabii bu coğrafyada evlilikte çatışmaların ve kavgaların daha fazla ne yapıyoruz? Yaşandığını görüyoruz. Vücutta yönettiği yer arkadaşlar böbrektir. Böbrek biliyorsunuz filtre eder birçok şeyi. Ve sırttır. Yani sırt derken sırtın aslında biraz aşağısı, aslanda daha yukarısıyken bel bölgesi teraziyle alakalıdır. Ters şınav yapacaksınız arkadaşlar. Pardon, sert ters mekik yapacaksınız. Ters mekik hareketi yüzüstü yatıyorsunuz. Eller ensede böyle kalkıp orada çünkü fıtık oluşma ihtimali oluyor. Belde bir takım ağrılar oluyor. Bunu ihmal etmeyiniz diyorum. Fazla tartıp bazı şeyleri kararsız kalma eğilimi taşıyorsunuz. Yani Koç Mars'tan ötürü eylem burcu ya daha kesin daha net bir burç. Her zaman söylüyorum terazi biraz koç olmayı koç biraz terazi olmayı öğrenecek. Burada Mars ve Venüs'ün ki dünya zaten biliyorsunuz arkadaşlar Mars'la Venüs arasında bir gezegendir. Kadınlar Venüs'ten çünkü Venüs tabii kadındır, dişiliktir, dişi cinsel organıdır. Zührevi hastalıklar o yüzden deriz zühre vajinadır. Erkeklerde ise nedir arkadaşlar? Kadınların aksine işte penistir, Mars'tır, savaşçıdır. Burada ikisinin arasında bir denge olması gerekir. Aşk zaten nedir arkadaşlar? Venüs'le yani Bayan Venüs'le Bay Mars dünyayı araya almışlardır. Böyle ne yapıyorlardır? Bir o vuruyordur, bir bu vuruyordur. Böyle dünya arada aşkla işte sevişmek arasında ne yapıyor? Gidiyor geliyor diyoruz. Dünyanın tabii şu anki hali biraz keyifsiz. Çünkü biz artık kova çağına girdik arkadaşlar. Kova çağının problemi şu olacak. Aslanın evinin direkt karşısıdır kova evi. Aslan tabii bizim bireysel egolarımızla alakalı. Kova ise toplumsal egoyla alakalı. Burada tabii bireysel egolarla toplumsal egolar arasında çatışma var. Arkadaşlar toplum artık bireyi ister istemez ne yapıyor? Eziyor. Yani biz artık bireyler olarak ne yapıyoruz? Bunalıyoruz, boğuluyoruz. Kova tabii aynı gök kubbenin altında Uranüs'ün yani gökyüzünün Uranos'un, gök tanrının işte hepsinin onun altında hepimiz arkadaşlar fişlediler. Hepimizin bir numarası var. Bizler artık birey olmaktan çok toplumun bir parçası ve uzantısı durumundayız. Bazıları bu durumu sevecektir ama bazıları sevmeyecektir. Geçiş aşamasında olduğumuz için de ne yapıyor? Bizim egolarımızı biraz tabii aynen evlilikteki gibi nasıl Koçla terazi arasında ben sen olayı var. Orada da tabii bireysel egoyla toplumun egosu arasında bir denge kurulması icap ediyor. Bu tabii her çağ geçişlerinde olduğu gibi hummalıdır biraz. Ama ne yapalım? Evren bize ne diyorsa onu yapacağız. Diyorum ki arkadaşlar evrenden geldiği gibi alın, teslim olmasını bilin. Çok fazla çatışırsanız yani kendi egonuzla toplumsal ego arasında ya da evrenin yasalarıyla kendi bireysel bütünlüğünüz, benliğiniz arasında fazla çatışma yaşar. Eğer fleksibil olamazsanız, esneyemezseniz arkadaşlar hasta olursunuz. Yani hem fiziksel hem zihinsel olarak hasta olursunuz. Sağlıklı yaşamak için evrenden geldiği gibi alıp teslim olmasını bilelim diyorum. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar.